var yanında Hakan. Teşekkürler Süneycan. Hocam tebrik ediyoruz. Sağ olun. Öncelikle neler hissediyorsunuz? Sizin için ayrı bir heyecan oldu. İlk galibiyetiniz teknik adam olarak Trabzonspor'un başında. Önce duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Tabii ilkler zor oluyor. Benim için de zor oldu ama kazanmak güzeldi. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Mücadelelerinden dolayı, oyunu istemelerinden dolayı gayet başarılı olduklarını düşünüyorum. Tabii maçın geneli itibariyle bakıldığı zaman oyunun belli bölümlerinde biz iyiydik. Belli bir bölümünde biraz oyundan düştüğümüz anlar oldu. Özellikle topu tutma konusunda problemler yaşadık belli bölümlerde. Ama biz oynadıkça, hazır oldukça daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Biz potansiyeli olan, saha içerisinde problem çözebilen oyunculardan kurulu bir takımız. Onların potansiyeli bundan çok daha fazlasını yapabilecek durumda. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Çalıştıkça, oynadıkça, haftalar geçtikçe daha iyi olacak. Ama kazandığımız için, avantajlı bir skor yakaladığımız için mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Hocam ekstra oyuncular da var tabii ki. Vakame'nin attığı gol, Sosa'nın bugün yine ekstra oynaması. Ama bazı eksikler olduğu da gözleniyor. Bu eksikler 31 Ocak'ın sonuna kadar giderilecek mi? Yani o tarafıyla ilgili tabii biz elimizden geleni yapıyoruz ama devre arası transferlerle ilgili eğer soruyorsanız o biraz zor oluyor, güç oluyor. Yani istedikleriniz olmuyor, bazen doğru adamı bulamıyorsunuz, ekonominiz uymuyor. Ama bu süre zarfında biz eğer yapabilirsek, istediğimiz şartlarda oyuncu bulabilirsek hem kalite anlamında hem de ekonomik anlamda katmayı düşünüyoruz. Ama bu bugün mü olur, yarın mı olur, ne kadar olur bilmiyorum. Ama biz mevcut oyuncularla beraber şu an için bu yola devam ediyoruz. Onlar bu işi başarabilecek güçteler. Potansiyelleri yüksek. Dediğim gibi onlara biz inanıyoruz. Daha iyi olacaklarını da düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılar bundan sonrası için diyelim. Mehmet Hoca da geliyor şu anda. Mehmet Hocamı da alalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam, Rodayega'nın pozisyonu 1-0, dakika 76 veya 77 vuruyor. Erce çok iyi çıkartıyor. Arkasından gol geliyor ki o 70 ile 80 arası müthiş bir baskınız vardı. Ya aslında bir kere rakibi tebrik edelim. İlk ayağın kazandılar. Hocaya da başarılar dilerim bundan sonraki süreçte. Oyuna gelince 76'ya kadar gelme bence. Oyunun başında Ahmet Kamil'in Zeki'ye pozisyonu var. %5 bile tartışmaya açık konu olsa kabul edeceğim. Yani hiç konuşulacak tarafı yok. Hocayı da seviyoruz ama oyunun kaderini etkiledi orada. Gidişat çok farklı yöne gidecekti oyunun şekli çünkü. Sonuçta gelgitleri olan, mücadelesi yüksek olan, bence seyredenlerin keyif olduğu bir müsabaka ortaya koyduk. Yani bir de yakalayabilirdik. Oyuna çok hükmettiğimiz alanlar oldu ama tabii bizim için bir oyuncu çok oyuncu pozisyonuna geliyor. Çok eksiklerimiz de var. Onların katılımıyla çok daha iyi olacağız. Bunu zaten bu akşam herkese gösterdik. İyi bir takım var. Oyuncuları da tebrik ettim. Tabii ikinci maçın yine çıkıp oynayacağız. Daha pes etmedik. Bugün itibariyle burayı unutacağız. Yine hafta sonu çok zorlu bir müsabakamız var deplasmanda. Bu planlama da tabii biraz insanı zora sokuyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Ümit ederim ki bu oyun anlayışımızı ve mücadele gücümüzü daha da yükselterek lige başlayacağız. Gelecek bizim adımız daha güvenli, daha güzel olacak. Ondan hiçbir şüphem yok. Hocalara yaklaşımız muazzamdı devre arasında. Burada olabilir minvalinde yaklaştığınız olayı ama Suat Hoca izleseydi ne karar verirdi? Bilemiyorum. Yani Suat Hoca da kaçırmış olabilir ama VAR'da hakem var. Genç arkadaşımız var. Yani bunu görmüyorsan neyi göreceksin? Bunu yorumlayamıyorsan orada niye oturuyorsun o zaman? Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet, Mehmet Hoca'nın görüşleri de bu şekildeydi. Teşekkür ediyoruz Hakan Gündoğar'a ve hocalarımıza. Hemen ismi alalım, veda edeceğiz. Son sayfa başlayacak. Ivanildo Fernandes'i Trabzonspor sezon başında Lizbon'dan kiralamıştı. Şu an yabancı kontenjanında yer açmak için kiralama hakkından vazgeçecek Trabzonspor ve oyuncu Çaykur Rizespor'a kiralanabilir. Bu noktada temaslar şu anda devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emresel. Yayınımızı noktalıyoruz Trabzon'dan. Birazdan son sayfa başlayacak. İyi geceler, hoşça kalın.